Kalbim yine üzgün seni andım da derinden geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden üzgün ve kırılmış en ince yerinden geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Yahya Kemal Beyatlı önemli bir şiiri dikkat edin gelebilir arkadaşlar. Evet bugün yine benden en çok istediğiniz eser içerikleri bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Eser içerikleri bizim için çok çok önemli. Neden? Bazı yıllar özellikle böyle biraz da zorlamayı istedikleri yıllarda ne yapıyor ÖSYM'e? eserlerin içeriklerini veriyor. Biz karakterlerden hareketle bu eserlerin kime ait olduğunu ya da bu eserin hangisi olduğunu bulmuş oluyoruz. Biz de kitabımızda böyle çıkabilecek sorular biliyorsunuz ki yazdık ve artık son bölümdeyiz. Kitabımızda nihayete eriyor. Demiştik ki bu son bölümleri bir böyle sınava yakın çözelim. Hem böyle konu tekrarı olmuş olsun hem de uygulamayı beraber yapmış olalım dedik. Sayfa 247'yi bir açın arkadaşlar. 247 biraz uzun olacak. Uygulamalarımızı bir birlikte yapalım istiyorum. Güzel ve keyifli bir ders olacak. Çıkması muhtemel yazarları konuşacağız. Bu arada Aka Gündüz'e bir dikkat edelim mi lütfen? Bir dikmen yıldızına dikkat edelim. Ben de kitaplarımda yer verdim ama dikmen yıldızı böyle bir soru getirme potansiyeli sanki taşıyor diyebiliriz. Biraz sonra konuşacağız zaten. Evet şimdi ben nasıl çözülür bu sorular bir bunu da konuşmak istiyorum. Birlikte ne yapıyoruz? Ele ele gidiyoruz arkadaşlar. Her şeyi devire devire de gidiyoruz fark ettiniz. Neyse önemli değil. Başlayalım bakalım. Evet başlayalım bakalım. Ne demişiz arkadaşlar? Aşağıda içeriği verilen eserin kime ait olduğunu ve adını yan taraftaki boşluğa yazınız demiş. Ben burada sizden şunu istiyorum esasında. Karakteri çıkarmanızı istiyorum ve bu eserin kime ait olduğunu ve bu eserin ismini istiyorum sizden. Bakalım şimdi. Mustafa İnan 33 yaşında profesör olmuştu. İlk doktorayı yaptıktan sonra birçok asistan doktoraları konusunda ona danışmaya başlamıştı. Başka kürsülerde doktora yapanlar da ona gelirlerdi müşküllerini halletmek için. Mustafa Hoca 7 doktora ve 3 yeterlik çalışması daha yaptırdı. Hocası Kerim Ergin gibi Mustafa İnan'ın da altın çizdim. Bir e, bilim alanında yeni yetişenleri elinden geldiği kadar dış ülkelerde tanıtmaya çalıştı. Şimdi Mustafa İnan dediğiniz zaman arkadaşlar ne aklınıza gelecek? Bir hatırlayalım. Hocası Mustafa İnan anlatıyor demiştik. Otobiyografik bir roman özelliği gösteriyor demiştik. İTÜ'de Esasında inşaat mühendisliği okuyan Oğuz Atay biliyorsunuz ki Mustafa Hinan da hocasıydı. Hocasını anlatmıştı. Nerede anlatmıştı? Bir bilim adamının romanı isimli eserinde anlatmıştı. Hemen yazalım. Bir bilim adamının romanı bizim için önemli arkadaşlar adamının romanı diyelim. Ve yazarı da postmodernist bir sanatçı olan Oğuz Atay diyelim arkadaşlar. Evet anahtar kelimelerden çıkarmış olduk değil mi? İkiye bakıyorum hemen Fransız edebiyatının önemli isimlerindendir. Çirkin ve kambur bir kilise zangocu ile çingene bir kızın arasındaki aşkı anlatır. Kahramanlar arasında gelgitler romantizm akımına bağlı olarak kalmıştır, işlenmiştir. Akıcı ve etkili bir üslubu vardır. Yazar eserde duygularını gizlemez ve okuyucuyu yönlendirir. Bakın Fransız edebiyatının önemli eserleridir dedik. Çirkin ve kambur, kambur bir kilise zangocu ile Çingene bir kızın arasındaki aşkı anlattığını görmüş olduk. Şimdi bu aslında Batı edebiyatı ama e, Victor Hugo'ya ait bir eser. Burada şuradan çıkarıyorsunuz Notre Dame'ın kamburu. Çirkin ve kambur bir kilise zangocu dedik. E, Victor Hugo'nun şöyle bir özelliği var. Cromwell isimli eserinin ön sözünde romantizm akımının ilkelerinden bahsediyor. Diyor. Bu sebeple bizim için önemli tamam mı? O zaman diyorsunuz ki arkadaşlar e, burada Notre Dame'ın kamburu diyorsunuz Notre Dame'ın kamburu diyorsunuz bu eser ve diyorsunuz ki kime aittir? Victor Hugo'ya aittir diyorsunuz arkadaşlar tamam evet Hadi devam edelim, devam edelim. Yani biraz da Batı Edebiyatı da koydum esasında. Belki şıklarda görebilirsiniz. Bir kulak aşinalı da olursun. Daha çok Türk Edebiyatı'ndan sonra geliyor ama bunlar tabii ki bizim akımlar noktasında romantizm, realizm gibi akımlarımızda önemli kişiler oldukları için şöyle küçük küçük bilmekte fayda var. Yazarın romanında çizdiği tablo oldukça karanlıktır ama bu karanlık içinde yine de bir ışık vardır. Bu Raskolnikov'un insanlara gerçekten hizmet etmenin yolunu ve araçlarını bulacak ahlakı gü ahlaki güce, cesarete ve kararlığa sahip olduğuna duyduğumuz inançtır. Çünkü Raskolnikov her şeye karşı insan olarak kalmıştır. Bakın Raskolnikov deyince aklınıza kim gelecek, hangi eser gelecek arkadaşlar? Suç ve ceza gelecek ve bu eserde kime ait olacak diyeceksiniz. Çok güzel. Dostoyevski'ye ait olmuş olacak Dostoyevski demiş olacaksınız arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz dörtteyiz artık. Romanda Kafkasya'dan kaçırılan ve saraylara hizmetçi olarak para karşılığında satılan Dilber. Acı, e, Dilber'in acıklı ve hüzünlü hikayesi anlatılmıştır. Dilber romanının sonunda tüm yakınlarını kaybetmenin verdiği ızırapla kendini Nil Nehri'nin sularına bırakır. Dilber isimli karakterimizin başından geçenleri anlatıyordu arkadaşlar bu eser. Baştan geçen olay demekti zaten. Sergüzeşti bu eserin ismi tamam mı? Bakın ser farsça baş demek güzeşte de gozeşten fiilinden geçiyor. Geliyor sergüzeşt başından geçen olayları anlatıyor. O zaman diyorsunuz ki bu eser sergüzeşttir diyorsunuz. Ve bu eserin yazarı Sami Paşa Zade Sezai'dir diyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Sami Paşa Zade Sezai ve sergüzeşttir diyoruz çok güzel. Hadi devam ediyoruz devam ediyoruz ee, önemli bir eser yıllar önce soru getirmiş bir eser ben şu an böyle birkaç karakterden direkt çıkardım Mehmet Olun Bey deyince aklımıza gelebilecek bir eser ee, sizden de bir cevaplar almak isterim kimdir bir okuyalım birlikte. Sibirya'da tutuklu bir Türk subayı olan Mehmet Tolun Bey bir gün saat almak için kasabaya gider. Orada Tatar tüccar Ali Bahadır Kaptan oğlu ve kız kardeşiyle karşılaşır. Onlarla tarih üzerine sohbetlerde bulunur. Bu sohbet sonrasında Orta Asya'daki Orhun abidelerini ziyaret etmek isterler. Bu fikir Ali Bahadır'ın kız kardeşinden gelir. Gruptakiler Orhun abidelerini görmek için yola çıkarlar. Yol boyunca da Türk tarihi hakkında konuşurlar. Oraya vardıklarında Kültigin ve Bilge Kağan'ın anıtlarını görmüş olurlar. Bakın anahtar kelimen Mehmet Tolun Bey Orhun abidelerini görmek isteyecekler. Bunlar Kültigin ve Bilge Kağan anıtlarını görmüş olacaklar. E, nedir bu eserimizin ismi arkadaşlar? Gönül Hanım'dır. Önemli bir eser. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na ait bir eser. Daha önce de ben sizle konuşmuştum bu eseri ve önemli böyle bir dikkat kesirelim. Bir yoğunlaşalım. Bir gelebilitesi var demiştim. Çünkü arkadaşlar daha önce soru getirdi. Yani bu şekilde içeriği verdi ve bu eser kime aittir dedi. Gönül Hanım Şimdi Ahmet Hikmet Müftüoğlu daha böyle milliyetçi çizgiyle bir süre sonra hareket ediyor biliyorsunuz ki. Haristan ve Gülistan yine Çağlayanlar isimli eserleri de önemli. Ve bunlarla da daha önce soru getirdi. O zaman Gönül Hanım diyorum ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu diyorum arkadaşlar. Ahmet Hikmet Müftüoğlu diyorsunuz. Siz de lütfen yazınız e, kitaplarınıza. Bu önemli bir eser. Evet 6. sorudayız. Şimdi eserde... Birkaç tane yine anahtar kelime vereceğim ama şeyi istemiyorum arkadaşlar. Yani e, burada şunu istemiyorum. Mesela bazen karakter vermiyor ya işte tam olarak bu karakter vermeden de bulabilmek bu noktada önemli. Bir bakalım. Mütareke yıllarında İstanbul'daki bazı çevreler ahlaki, milli ve manevi değerlerini kaybetmiş bu yönüyle eleştirilmiştir. Araştırmacılar bu romanda yer yer nev Yunanilik etkisinden bahsetmiştir. Bakın. Ahlaki, milli ve manevi değerleri kaybediyoruz, tamam mı? Yani bu değerler yok. Biraz böyle bir yozlaşma görüyorsunuz ve mütareke yıllarını görüyorsunuz. Ne Yunanilikte etkisinde kalan bir e, eser diyorsunuz. Sodom ve Gomorredir bu eserin ismi. Özellikle o ahlaki çöküntü çok net bir şekilde bu eserde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman diyorsunuz ki bu eserimiz Sodom ve Gomorredir diyorsunuz. Kim yazdı Sodom ve Gomoreyi? Harikasınız Yakup Kadri Kara Osmanoğlu tarafından da yazılmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet 7'deyiz artık. Hadi bakalım yine böyle bir eser vermeden bir bulmaya çalışalım. İkinci meşrutiyet sonrası siyasi ortamı anlatan roman Yakup Kadri'nin özgün eserlerinden biridir. 1927 yılında yayınlanan romanda yazar bir taraftan okura siyasi içerikli bir hikaye sunarken diğer taraftan o dönem yaşanan acı bir aşk hikayesini anlatır. Bakın hem siyasi içerikli bir hikaye sunuyor hem aşk hikayesi anlatıyor ee, ve ikinci meşrutiyet sonrasını anlatıyor. Burada arkadaşlar e, Ahmet Kerim diye bir karakterimiz var ve onun gözünden anlatılıyor. Karakteri burada vermedim ama vereyim. Şu bilgilerden çıkardık bunu. Ahmet Kerim'in gözünden olaylar anlatılıyor. Hüküm Gecesidir bu eserimizin ismi. Ve yine Yakup Kadri tarafından yazılmıştır. O zaman diyorsunuz ki eserin ismi Hüküm Gecesidir diyorsunuz. Ve Ahmet Kerim'in gözünden olaylar anlatılır diyorsunuz arkadaşlar. Ahmet Kerim'in gözünden Olaylar anlatılır diyoruz. Gözünden olaylar anlatılır. Evet. Çok güzel. Peki devam edelim. 8'deyiz artık. Bir neslin ve yaşanmış olayların romanıdır. Yazar gençken yaşadığı dönemin edebiyat tartışmalarını, sanat anlayışlarını kahramanlarına söyletmiştir. Dahil olduğu edebiyat grubunun ilkelerini roman kahramanı Ahmet Cemil'in ağzından vermiştir. Kahraman dünyada sevdiği üç güzelini kaybeder. Şair olma hayalini, sevdiği kadın Lamia'yı ve kız kardeşi İkbal'i. Bu sebeple İstanbul ona dar gelmeye başlar ve kurtuluşu Yemen'de bir ilçe makam olarak bulunur olmakta olmaksa bulur. Bakın anahtar kelimem Ahmet Cemil zaten değil mi? Sonra şair olma hayalini kaybediyor Lamia ve İkbal. E, Ahmet Cemil mavi bir gecede hayal kuruyor ve bir eser kalem alıyor demiştik. Sonra bu eser yayın evi tarafından beğenilmiyor. Beğenilmeyince mavi bir gecede kurduğu hayaller siyah bir gecede yok oluyor. Ne yapıyor? O eseri parçalıyor, atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ahmet Cemil'in hayal hakikat çatışmasını görüyorsunuz burada. Hangi eserdir bu? Siz söyleyin lütfen. Evet, mavi ve siyahtır. Zaten isminden de anlıyorsunuz. Mavi ve siyahtır. Kim yazmıştır Mavi ve Siyah'ı? Evet, Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır diyoruz arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Evet, 9'dayız artık. Bakalım edebiyatımızdaki İlk tarihi roman olan bu eserde baş kahramanın İranla yapılan savaştaki maceraları anlatılır. İlk tarihi roman buradan gideceğiz. Bizim meşhur bir kodlamamız vardı hatırlarsınız, ee, değil mi? CZM kebaba gidiyorlardı bunlar tarihi bir kebapçı değil mi yurt dışından böyle gelen turistler CZM kebabı götürüyorduk oradan aklımızda kalıyordu tarihi bir kebapçı neydi CZM Cezmi oradan e, çağrışım yapıyorduk ama birkaç tane de karakter verdik şimdi buradan edebiyatımızdaki ilk tarihi roman tamam. Ama Adil Giray, Şehriyar, Perihan eserin diğer kahramanları. Yani bu eserde arkadaşlar Namık Kemal'in cezmisinde Adil Giray çok önemli bakın. Tarihi roman diye her zaman vermek zorunda değil. Ama Adil Giray ismini duyarsınız. Yine Şehriyar ve Perihan isimlerini duyarsanız hemen nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Cezmi'ye gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki Cezmi'ye Namık Kemal yazdı diyorsunuz. Tamam Namık Kemal tarafından yazılmıştır diyorsunuz. Evet devam ediyorum. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik roman denemesi sayılan bu eserde insanın şahsi çıkarları ve kıskançlığı yüzünden kendine ve çevresine nasıl zarar verdiği anlatılıyor. Bir kıskançlığın romanıydı arkadaşlar değil mi? Doğuyordu annesini babasından kıskanıyordu. Evleniyordu eşini kıskanıyordu. Okula gidiyordu arkadaşlarını kıskanıyordu. Zehra demiştik değil mi arkadaşlar? Nabizade Nazım'ın Zehra'sında biz bunu net bir şekilde görmüş oluyorduk. Nabizade Nazım diyorduk arkadaşlar. Evet. Hadi devam edelim. Artık 11'deyiz. Edebiyatımızın ilk yerli romanı olarak biliniyor değil mi? İlk yerli roman iki gencin imkansız aşklarını anlatıyor ve irdelenen bir diğer tema ise aile yapısındaki çarpıklıklar. Edebiyatımızın ilk yerli romanı dediğimizde taşıkı, talat ve fitnat gelecek akıllara. Siz söyler misiniz kimdir bu eserin yazarı? Taşıkı, talat ve fitnat diyelim. Ve bu eserin yazarını da bana siz söyleyin. Şemsettin Sami'dir arkadaşlar değil mi? Şemsettin Sami eserin yazarıdır diyoruz. Peki devam edelim. Artık 12'deyiz. Ne demişiz? Batıllaşmayı hazmedemeyen ve Avrupa uygarlığının sadece dış görünüşünü taklit ederek modernleşme çabası içinde olan insanların düştükleri gülünç durumlar ele alınmıştır. Eserde miras yede bir kişilik olarak görülen Bihruz Bey'in peri veşi olan hayali aşkı dile getirilmiştir. Arkadaşlar Bihruz Bey bakın dediğimiz zaman e, züppe bir tip demiştik, batı hayranı bir tip demiştik, böyle Fransızca kelimeler falan kullanıyor demiştik. Evet ne geliyor aklınıza Bihruz Bey deyince. Araba sevdası. Çok güzel. Araba sevdasım. Diyorsunuz. Harikasınız. Yazarı kimdir söyler misiniz lütfen? Recaizade Mahmut Ekrem'dir diyoruz. Harika. Evet 13'teyiz artık. Romanın baş kahramanı Ahmet Celal savaşta bir kolunu kaybetmiş bir zabittir. Bu kaybından dolayı hayata küser ve Anadolu'nun ücra bir köyüne sığınır. Kurtuluş Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Kuvay Milliye Birlikleri oluşturulurken Ahmet Celal de köy gözlemleme ve milli mücadeleyi köylünün gözünden izleme fırsatı bulur. Ahmet Celal'in günlüğüne yazdıklarından ibaret olan romanda bir ulusun var olma mücadelesi verdiği ve bir süreç bu süreçte köylünün Kurtuluş Savaşı'na karşı takındığı ilgisiz tavır öne çıkar. Ahmet e, Celal dediğimiz zaman zaten bizi bir yere götürecek arkadaşlar bu ama biz demiştik ki ya bana götürecek, evet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun olun ya bana ama o hani illa Ahmet Celil'i vermek zorunda değil. Şuradan da çıkarabilirsiniz. Yani karakter vermeden de çıkarmayı öğretmek istiyorum size. Kurtuluş Savaşı'na karşı o o durumda e, ulusun e, bir şeyi var, bir mücadelesi var ama Aydın Kesim buna karşı daha böyle umarsız bir şekilde duruyor ve e, hiç ilgilenmiyor esasında. Ve bu ilgilenmeme ne yapıyor arkadaşlar? Ee, yazarı da biraz daha böyle işte Ahmet Celal'i ne yapacak? Anadolu'ya gönderme ye çalışacak. Anadolu'ya göndermiş olacak. Yazarı da bu noktada etkilemiş olacak diyebilirsiniz. O zaman diyorsunuz ki bu eserimizin ismi Yaban'dır ve Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmıştır diyorsunuz. Peki 14'teyiz artık. Milli mücadele döneminde yazılan eser İzmir'in bilinen ailelerinden birinin kızının başından geçenleri anlatılır. Bakın şimdi anahtar kelime milli mücadeleye gideceksiniz. İzmir'in bilinen ailelerinden birinin kızının başından geçenleri anlatılacak. Bu kişinin başından geçenleri anlatılırken arka planda da milli mücadele yılları okuyucuya verilecek. Yani milli mücadele yıllarını da görmüş olacaksınız. Murat adlı yüzbaşı ile nişanlı olan roman kişisi. Şimdi o zaman benim anahtar şeyim ne? Anahtar kelimem Murat Murat'la bir nişanlılık var, değil mi? Tamam. Yani o kişiyi bulacağım ben şimdi. Murat'la bir nişan var. Tamam. Nişansı ee, nişanlısı cepheye gittikten sonra milli mücadele için çalışmalarda bulunacak. Evet. Arka fonda ise kendini hissettiren bir gerçeklik bulunacak. Kurtuluş Savaşı kendini hissettirmiş olacak arkadaşlar. Bu ee, Yıldız'la Yüzbaşı Murat arasındaki bir aşk anlatıyor. Bunlar nişanlı. Tamam mı? O zaman şuraya Yüzbaşı Murat desem daha güzel olacak. Size bu şekilde de verebilir bakın. Y Yılba Yüzbaşı Murat'la Yıldız nişanlıdır diyoruz. Tamam mı? Bunlar nişanlı. Tamam. Ve Yüzbaşı Murat bir savaş pilotu. Şöyle yazayım onu da. Bir savaş pilotu. Yani zaten e, cesur, vatanını korumak için mücadele eden biri olduğunu nereden anlıyoruz? Milli mücadele dönemi. Ve e, Yıldız da zaten vatanını korumak için e, mücadeleden kaçmayan, mücadele eden, savaşan cesur bir kadın. Yani o cesur kadın Yıldız'la yüzbaşı Murat arasında hem bir aşk var hem de milli mücadele anlatılıyor. O zaman size eserin içerisinde bu şekilde Murat adlı yüzbaşı derse, mesela nişanlı ya da bazen yıldızın ismini de verebilir. Yıldız derse ki gelecek arkadaşlar aklınıza? Dikmen yıldızı gelecek. Bakın bir yıldızlar mısınız? Dikmen yıldızını bir yıldızlayalım. Sınavda bizi bir yıldız yapsın. Gelebilir çünkü önemli bir eser. Uzun zamandır gelmiyor. Daha önce gelmişti. O yüzden böyle bir gelebilitesi var. Dikmen yıldızı diyeceksiniz arkadaşlar. Ve kim yazdı derse dikmen yıldızını ne diyeceksiniz? Evet kim yazdı? Aka Gündüz tarafından yazılmıştır diyeceksiniz. Tamam Peki. Hadi 15'teyiz artık. Ahmet varlıklı bir ailenin oğludur ve nişan taşında yaşamaktadır. Şimdi anahtar kelimem Ahmet varlıklı bir ailenin oğlun ve ne yapıyormuş? Nişan taşında yaşıyor. Bilgisinin olmadığı konularda bile düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen, okumayı gereksiz bir uğraş olarak gören biri Tanzimat döneminden beri romanlarda var olan züppe tipinin Milli Edebiyat dönemindeki karşılığı bakın şimdi. Demek ki sizin seçeceğiniz edebi şey eser Milli Edebiyat'ta olacak. Tanzimat'ta tabii böyle tipler var. Bihruz Bey işte o züppe zipp tüp tip. Ama Milli Mücadele'de bunun karşılığını kim olarak görüyorsunuz? Efruz de görüyorsunuz arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in Efruz Bey'inde görüyorsunuz ve Efruz Bey'de ne görüyorsunuz artık siz? Burada Ahmet'i göreceksiniz, değil mi? Ahmet'i göreceksiniz ve diyeceksiniz ki evet Ahmet Efruz Bey de önemlidir ve yine Ömer Seyfettin tarafından yazılmıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım artık 16'dayız. Roman, Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde köylüleri, köyün durumunu ve milli mücadeleye ilişkin tavırları konu edinmiştir. Bakın yine köylüler var, köylerin durumu, milli mücadele var. Bakın şey vermedik artık, Eser kahramanı vermedik. Kelimelerden çıkaracağız. Romanda Kurtuluş Savaşı sırasında cephede kolunu kaybetmiş bir subayla askerliğini yeni bitirmiş emirerinin köyünden, köyünde başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Tamam. Asıl konu halkla aydınlar arasındaki çatışmadır. İşte şuradan çıktı arkadaşlar. Çok net. Çiziyorum. Asıl konu halkla aydınlar arasındaki çatışmadır. Hangi eser bu? Yaban, değil mi? Halk ile aydınlar çatışıyor. Az önce de söyledim. Yaban da böyle bakın bir şeyli verdim. Bir Ahmet Celalli verdim. Bir Ahmet Celalsiz verdim tanımanız için. Lütfen dikkat ediniz. Ve yıldızlayınız Yakup Kadri'nin eserleri. Sevilir sorulması da muhtemeldir. O zaman yaban diyorum. Ve diyorum ki kim yazmıştır? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu tarafından yazılmıştır diyorsunuz arkadaşlar. Evet hadi bakalım artık 17'deyiz. 17'deyiz. Ne demişiz bakalım şimdi? Padişah II. Mahmut dönemi ileri gelenlerinden olup padişaha yakınlığıyla tanınan Kocabaş Kazasker, Şemseddin Mevlana'nın torununun hayatı üzerine kurulmuş bir kitaptır. Bakın şimdi anahtar kelime. Kocabaş Kazasker, Şemseddin Moğla'nın torununun hayatı üzerine kurulmuş bir kitap tam bahsediyorum. Tanınmış bir ailenin son torunu olduğu halde dilenciliğe düşen ve dilenciliğin her şeklini tecrübe ederek onu bir meslek haline getiren bir zavallının Hayatı romanın merkezindedir tamam mı? Dilenciliği mes e, meslek haline getiriyor. E, bu size bu kelime, bu anahtar kelime... Dilenciler de biraz böyle miskindir ya... Miskinler tekkesine götürsün olur mu? Koca Kocabaş Kazasker Şemsettin Molla'nın torununun hayatı üzerine yazılmış bir eser ama... Dilencilik kavramını gördüğünüz zaman... Yani dilenciliğin her şeklini tecrübe ederek... Onu meslek haline getirmiş birinden bahsetmenizi istiyorum. Artık diyorum ki bu... Miskinler tekkesidir diyorum ve o miskindir işte o dilenciler oradan aklıda kalabilir ve nedir diyorum Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmıştır diyorum arkadaşlar evet hadi bakalım 18'deyiz artık romanda verilen görevi başarabilmesi için yakınlarına şehit olduğu söylenen yüzbaşı Murat'ın nişanlısının ruhsal bunalım geçirmesi hem Murat'ı hem de Murat'tan olduğunu sandığı ikizlerinden birini kendi babasının öldürttüğü saplantısına kapılması, sağlığına kavuşması için gösterilen çabalar ve sonunda gerçeği öğrenip Mustafa Kemal Paşa tarafından ile evlendirilmesi anlatılır. İki kere sormuşum, geliyor galiba. Dikmen Yıldız arkadaşlar. Yüzbaşı Murat deyince Yüzbaşı Murat'la kim nişanlıydı? Yıldız nişanlıydı. Yıldız da vatanını seven, vatanperver, vatan için çalışan, çabalayan biriydi, değil mi? Cesurdu. Vatanını e, kurtarmak için canını ortaya koymaktan e, asla çekinmeyen biriydi. İşte bu eser beni nereye götürdü yine? Dikmen Yıldız'ına götürdü. Kim yazdı Dikmen Yıldız'ını? Aka Gündüz yazdı. Hadi bakalım sorulursa tabii zor bir soru olur ama arkadaşlar bizim kanaldaki öğrencilerimiz tabii ki çat diye böyle saliseler içinde çözmüş olur. Evet artık 19'dayız. Yazar romanında bir karakterin hayat hikayesini anlatmak yerine karakterler üzerinden anlatmak istediği konuyu aktarmıştır. Roman'da tema doğu-batı çatışmasıdır. Evlilik, sınıf farklılıkları gibi temalara değinilse de romanda asıl işlenen konu doğu kültüründen uzaklaşmadan batı kültürünün faydalı olan özelliklerinin alınabilmesidir. Eser sanatçının daha önceki yapıtlarının bireysel konularını, dar sınırlarını aşarak topluma ve sorunlarına felsefi bir açıdan bakmaya çalıştığı bir romandır. Romanda geleneklere bağlı kalınarak nasıl modernleşilmesi gerektiği mesajı ile Rabia üzerinden örnek bir tip oluşturulur. Halide Edip adı var. Bu karakterle aslında toplumu yönlendirmeye çalışmış ve topluma yol göstericilik yapmıştır. Bakın eğer ki tabi vermeye de bilirdi burada Rabia'yı ama yine Doğu Batı çatışmasından çıkarabilirsiniz. Halide Edip adı var. Toplumu yönlendirmeye çalışmış, yol göstericilik yapmış diyebilirsiniz ama Rabia deyince sinekli bakkal akla geliyor. Ee, yine böyle bir 9-10 sene önce sordular arkadaşlar Halide Edib'in e, Rabiasını. Dikkat edelim. Peregrini var değil mi? Bu orada böyle bir doğu-batı çatışmasını görüyorsunuz. Sinekli bakkal diyorsunuz ve kim yazmış diyorsunuz. Halide Edip adı var. Yazmıştır diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım 20'deyiz artık. 1920'li yıllarda Berlin'e öğrenci olarak giden Raif Efendi ile ressam Maria Puder arasındaki aşkı anlatıyor. Raif Efendi bir sanat galerisine gördüğü bir ressamın otoportresine tutkunluk düzeyinde bağlanır ve ona platonik bir aşka tutulur. Resmedilen kişi olan Maria Puder'le tanışır ve aşık olur. İlişkileri çok iyi gitmekteyken Raif Efendi, babasının vefatı üzerine Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. Sonrasında mektuplaşmaya devam ederler. Bir süre sonra Maria Puder mektup yazmayı keser. Aldatıldığını düşünen Raif Efendi ise başka bir kadınla evlenir. Evet, Kürk Mantolu Madonna. Okuduğumda böyle çok çok duygulandığım ve e, duygusal bir şekilde e, kitabın kapağını kapattığım bir romandır. Okudunuz mu bilmiyorum ama güzel tavsiye ederim arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna'dan aldım bu bölümü. Kimindir Kürk Mantolu Madonna? Hadi bakalım sizden gelsin cevaplar. Kimindir? Sabahattin Ali değil mi? Sabahattin Ali'nindir diyoruz arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna. Evet, evet. koca bir kitabı, koskoca bir devri bitirdik. Bir devir bitti, kabul edelim arkadaşlar. Şimdi ne geliyor? Ne geliyor? Sizden istediğim tabii ben buradan beğendiğim ve böyle yazar eserde önemsediğim ve ÖSYM'nin de önemsediği sanatçıların eserlerini buraya koydum. Mesela işte Baykuş deyince Halit Fahri Ozan Soy tiyatro ya da işte ne diyelim Altın Işık deyince Ziya Gökalp şiir kitabı. Bunları böyle bir göz gezdirmenizi, bir hatırlamanızı isterim. Anamın kitabı Yakup Kadri Karaosmanoğlu anıdır. Çocukluk anılarını anlatan bir hikayedir. İşte Cenk Ufukları Yusuf Siaortaş'ta şiir kitabıdır şeklinde bir e, geçmenizi isterim. Ama onun dışında onun dışında kaç sayfalık tam olarak arkadaşlar? 200 evet bitmiyordu. 256 sayfalık kitabımız nihayete ermiş bulunmaktadır. İşte şiir hakkındaki bazı mülazalar kimindir? Ahmet Haşim'indir vesaire. Şiirle ilgili görüşlerini anlatır falan. Ben bunların hepsini size anlattım zaten ama yine böyle bir yazar eser şeklinde bakılabilir. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra hemen yapacağımız çalışmam. Arkadaşlar bizim 10'lu denememiz var biliyorsunuz ki artık son stoklar. Zaten çok bir şey kalmadı sanıyorum ama iki günde bile çözülebilecek bir deneme. Henüz çözmedim hocam. Yeni karşılaştım hocam. Ama çözdüm. Bir kere daha çözmek istiyorum hocam diyorsanız mutlaka çözmenizi tavsiye ettiğim bir deneme. Sizi zorlar. Yani piyasada gördüğünüz pek çok denemenin çok çok üstünde bir e, zorluk seviyesine sahip ama geliştirir. Onu söyleyeyim. çok kolay bir deneme beklemeyin. Başta çözdüğünüzde zaten fark edeceksiniz ki yorumları okuduğunuzda, trend yol yorumlarında okuyunuz. E, göreceksiniz. Bu denemede geçen sene tabii ki çıkarılan konular vardı. Bu O çıkarılan birkaç konunun sorusunu ben ekledim. E, oynatma listemizde sadece o sorular yok o yüzden onları tek bir videoda çözeceğim ama o listeye de yine koyacağım arkadaşlar. E, o listeyi siz de bulabilirsiniz oynatma listemizden ama ben yine bir koyarım alta. E, ama mutlaka çözünüz lütfen tamam mı? Yani hadi sınavı 10 gün kaldı 13 gün kaldı her gün bir deneme çözseniz bile olur. günde 2 iki, iki deneme çözüp çözüp bitiren arkadaşlarımız var günde 2 deneme 3 deneme ya da 5 deneme çözseniz mesela günde 100 soru çözülemeyecek mi edebiyat tık 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 direkt giden bir ders zaten hemen nokta atışlarıyla hızlı tekrarlarla pratiklerle giden bir ders o yüzden mutlaka ama mutlaka önerdiğim bir denemedir diyorum ve eser özetleri videomu da burada nihayet erdiriyorum tahta videosu gelecek hiç merak etmeyin ben son güne kadar video atmaya devam edeceğim zaten arkadaşlar tahta videoları gelecek ama başka ne istiyorsunuz eser özetleri çok istenmişti bunu çektim Başka ne istiyorsanız hemen aşağıya yazınız. Ben de notlarımı alıp bunları çekeyim. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste bir sonraki isteklerinizle görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman bizimle.